Can dostlar, Abdal Musa Türbesi'nin önündeyiz. Bildiğiniz gibi dergahlarımızda birden çok hizmet binası vardı ama Abdal Musa Vakfiyesi'nden geriye çok az şey kalmış. Dolayısıyla çevredeki bazı türbelerin dışında çok eski tarihli hemen hemen hiçbir şeyi koruyamamışız. Zaten öldürücü darbede 1826'da tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte burada her şey yerle yeksan edilerek burada bir kıyım yaşanmış. Arazilerine el konmuş, büyükbaş, küçükbaş bütün hayvanları pazarlarda satılmış, arsaları, arazileri yağmalanmış ve ondan geriye kalan binalar yıkılmış. Neredeyse elde avuçta hiçbir şey kalmamış ama bizim kültür abideleri, inanç abideleri olan bir büyük hususumuz var, bir büyük elle tutulur somut kültür mirası var. Yani türbe, biraz sonra Baba Sultan da içeri girip duasını edecek. Türbemiz yerinde çok şükür ama ikinci büyük kazancımız da şu anda Murat kardeşimizin de çektiği gibi çok büyük bir hazine dediğimiz mezar taşları. Şimdi bu mezar taşları o kadar önemli ki bizim tarihi belgelerimiz. Dolayısıyla bu mezar taşları Bektaşi Alevi toplumunun simgesi olan yapılarla örülü. Ben eski yazı bilmiyorum ama en azından herkesin de bildiği gibi 12 imamlara bağlı olduğumuz için 12 imamlara bağlılıktan dolayı simgelerimiz, sembollerimiz var. İşte bu taçlar, gördüğünüz gibi taç vardır. Bektaşi babalarının başında taç vardır. Bakın burada sırasıyla birçok mezar taşında 12 dilimi görürüz. Dolayısıyla işte bütün bunlar gösteriyor ki burada birçok Bektaşi babası var. Yani bunlar tercüme edildi, yayınlandı da dolayısıyla hazire diyoruz sevgili izleyenler. Dergahların, tekkelerin mezarlık bölümü, yani burada hizmet yürütmüş, hizmet etmiş, hayatını buraya vakfetmiş baba sultanlar, dervişler bu dünyadan göçtükten sonra hemen büyük türbemizin yanında sırlanırlar. Yani dolayısıyla bunda böyle baktığımız zaman çok da tarihe öneme sahip yapı birimleri. Bunların her birisi bizim tarihten bize yadigar kalan simgelerimiz. Bakın burada bir uzmanla, gerçi buraları gezmek gerekir. İdeallerimiz var ama işte olanaklar el vermiyor. İstanbul'dan bu işleri bilen değerli bir tarihçi dostumuzla gezip böyle görmeliyiz ama en azından siz görün diye, yani bizim nasıl bir geçmişe, köke sahip olduğumuzu sizler de görün. Yani bu Abdal Musa sadece Abdal Musa olarak yok, burada sayısız. Bakın yine bir Bektaşi babası, burada Bektaşi babası 12 dilimli. Yakından baktığımız zaman 12 terk, 12 dilim. Bu şekilde bakın birçok böyle mezar taşı. Hizmet yürütmüş baba sultanlar, teslim taşı ve 12 dilim. Burada da sevgili dostlar, Hüsnü Baba diyor. Bakın söyleşilerimizde ismi çok geçti. Hüsnü Baba, Abdal Musa'nın posnişini, en son posnişinlerden birisi. 1998'de göçümü. Bura sonradan yapılmış, yani eski tarihsel mezar taşlarına uygun olsun diye böyle bir şekil verilmiş. Dergahımızda bu işleri toparlayan, hizmet yürüten çok önemli bir önderimiz Hüsnü İhtiyar Baba Erenlerimizin kabri. Burada ben size asıl burasını da anlatacağım büyük ihtimalle Ali Kocamızın, ama bakın şurada konuşmalarda çok yeri olan bir mezardan bahsetmek istiyorum. Murat arkadaşımız şöyle bu yazıyı da böyle alsın.
Bu buradaki en önemli mezar taşlarından birisi. Türkçe yazılmış üstelik. Burada bakın sevgili can dostlar. Bu mücerret en son mücerret babalardan, Abdal Musa dergahından, kolundan, izinden gelen Şefik babamızın. Bu da 1943'te Hakk'a nail olmuş. Mücerret yani evlenmeden kendisini bu yola adayarak yola hizmet eden en son baba erenlerimiz. Onu hatırlayanlar da vardı yakın zamana kadar ama artık o çağdan geriye kimse kalmadı. Belki de tanıyan çok az insan vardır 43'te göçtüğüne göre. Yani kesinlikle 100 yaşının üstünde olması gerekiyor ki onu hatırlamış olsun. Böylece burası bir kültür hazinesi, kültür varlığı. Sevgili izleyenler, burada yatan da çok yakın zamanda göçen Ali Koca Baba erenlerimizin kabri. Kendisi bu yola çok hizmetleri olan, sevilen, sayılan sazıyla, sözüyle Abdal Musa kültürünü tanıtan inanç önderlerimizdendi. Kendi vasiyetidir, zaten de uygun olan da budur. Yani Şefik Baba, en son Mücerret Baba bildiğimiz. Burada da Hüsnü İhtiyar Baba bu işleri toparlayan. Ondan sonra da Ali Koca Baba. Bu üç kişi son dönemin Abdal Musa dergahında bu Cem Erken muhabbetleri devam ettiren kişiler. Cümle hizmet edenler huzurda yatsınlar, nurda yatsınlar, gönüllerde yer almışlar. Bu yolun bugünlere gelmesini sağlayan bu insanlara çok şey borçluyuz. Hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Aşk olsun erenler. Allah Allah. Bu erenler. Allah Allah. Ey erenler. Ya Allah, ya Muhammed, ya. Ey ya pirim. Yazımız var. Üstadımıza, pirimize, selavat eyleriz, nefli girimize. Eyvallah. Öğrenler. Öğrenler. Bismillah, Allah Allah. Eşi gözüm, çırak gözüm, meydan yüzüm, ver cemali Muhammed kemali İmam Hasan, Şah İmam Hüseyin, Ali, Rabilen, selavat. Allahümme salli seyyidin, seyyidin. Bismillah, Allah Allah, billahi meşrikum maru beynama tevelli ve saman ve çubla. Allah, Muhammed Ali. Niyazımız, Hasan Baba, Allah bir Muhammed Ali aşkına. Ana sultanlarım, niyazımız var, Allah Muhammed Ali. Verenler, tekrar bir niyaz edelim, verenler şuraya. Niyazımızı bitirelim, Allah bir Muhammed Ali aşkına. Eyvallah canlar. Abdal Musa Sultan Perimize niyaza geldik. Dergahına geldim, niyaz eyledim. Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Aşkın kitabına ağız eyledim. Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Neylerim sefai zevki dünyada, budur munadımız indi hüdada. Yarın mahşer günü koyma cizada. Medet Allah ya Muhammed ya Ali. Mürüvvet kanısın şefaat eyle, dünyada ahirette selamet eyle. Kesme himmetini inayet eyle, medet Allah ya Muhammed ya Ali. Niyazım var üstadıma pirime, selavat eylerim desteği girime. Katarından didarından ayırma, medet Allah ya Muhammed ya Ali. Genç aptalım cümle akıl varından geçip, dost cemalin gördü öz gözün açıp, pir elinden dolu içip, Katar'a girdim. Elhamdülillah. Hü erenlerim. Erenlerim, Abdal Musa Sultanımıza her zaman, her yerde dışarıdan gelen ve bizler de yıl boyu 3 günde, 5 günde, tabii ki her gün gelen de olur da her güne de gerek görmüyoruz. 3 gün, 5 gün içerisinde geliyoruz buraya, niyazımız ediyoruz. Burada dualarımızı yapıyoruz. Artı öncelikle yıl içinde babalar, dedeler köyümüzle beraber Hıdrellez, önce Nevruz 21 Mart, 6 Mayıs Hıdrellez'de ve güz ziyaret ettiğimiz şükür ziyaretimizde
Tüm köylümüz geliyor burada, bu ziyaretimizi burada yapıyoruz erenlerim. Önce dışarıda, içeriye ziyaret ediyoruz, dışarıda halka namazımızı, özellikle namaz dediğinde biraz söylüyorsun ama halka namazı olarak orada, yani gülbengimizi çekiyoruz. Halka namazımız bizim gülbengimiz. Gülbengi. Eyvallah, gülbengimizi çekiyoruz ve dualarımızı yapıyoruz. Şükür ziyaretimizi, şükürlerimizi diledikten sonra gidiyoruz. Kestiğimiz kurbanlarımızı, tığladığımız kurbanlarımızı cümbül cemaat gidiyoruz. Hatta dışarıdan da mihmanlarımız, misafirler geliyor. Onlarla birlikte cümle alem lokmaları hak ediyoruz. Erenler. Peki Baba Sultanım. En çok size sorulanlardır. Eyvallah. Sancak nedir? Neden kara sancağı var Abdal Muzan? Kara sancak bizim duyduğumuz kadarıyla 1326'da Bursa fethinden sonra kara sancak buraya geldiği söylentisi var. Yani Abdal Musa Sultan'la birlikte biz sadece bu kadar biliyoruz. Tabii ki oranın kurtuluşu veya buranın da kara sancak sembolü. Biat nedir? Biat dene tarih olarak işte Muhammed Ali'nin bir beytinde geçiyor. Tarih olarak eskiden biliyorsun tarih değnek vurarak yani tarih değneği. Hala daha bazı yörelerimizde var bu. Çubuk tarih. Deniyor. Eyvallah, tarık eyvallah. Tarih çubuğu. Ama şu anda bizde öyle bir şeyimiz yok. Demek ki geçmişte varmış. Bugün bizim erkanlarımızda tarih çubuğu yok erenlerim. Pençe. Yani, pençe var. Eyvallah. Pençe. Yani pençe. Eyvallah. Pençeye alaba. Görgülerde, Anadolu'da, Balkanlar'da. Eyvallah. İşte iki sistem var. Eyvallah. Hani millet bilsin diye. Hala daha Eskişehir. Pençeli var. Burada da gördüğümüz eyvallah. Biat. Yani Kütahya, tarık. Eskişehir yöresinde hala var erenlerim. Tarih DNA'miz. Bunu fakir gittim de görüyorum orada. Evet. Teber dediğimizde biliyorsun Şahoğlu'nun teber, bilendiğimiz Şahoğlu'nun teberi. Demek ki o gün için teber bilenmişler ki yani kuşanmışlar ki o canlarımız, o günkü büyüklerimiz öyle bir rivayet var. Teber'de olarak o. Tahta kılıç biliyorsun zaten Bursa fethinde kullanılmış bir alet olarak duyuyoruz. Karaçomak, Karaçomak erenlerim bizde hala çomak meşhur. Neye meşhur? Cemlerimizde kendimiz de görüyoruz da. Karaçomak belki o günden bu tarafa bir isim olarak nitelendiriliyor. Geçmişte biliyorsun dışarıdan gelen yabancılara karşı yani yolladığımız pevraneye çomak gönderiyoruz. Yani dışarıdan gelen insanlara gerekirse de kullanılma şansı oluyormuş erenlerim. Yani öyle, dosta dost, düşmana düşman. Eyvallah. Tevellaya, tevellaya, tevellaya ve teberraya uymanlar derim. Tevellaya eyvallah, teberraya hayır diyenler adına. Daha diyelim. Derin manaları var tabii bunların. Tabii, eyvallah. Uzun fakirde, fazla. Anlatıları var can dostlar. Bir de kapı kanatları bu en eskiden kalan ama. Çok eski bizim bildiğimiz kadarıyla bu fakirin ta biliyorsun yaşımız 70. İşte eski kapıları buraya koymuşlar ki yani bunlar da bir güzellik diyelim onu başka bir şey evet. Demeyelim herhalde. Tarihi ait. Şimdi burada kız kardeşi evet. Tabii annesi deniyor. Bunlar inanılıyor. Bunlar kesinlikle, onların. Kesinlikle kız kardeşi Zeynep Hanım'ız. Hasan Gazi Sultan babası deniyor. Kaygısızın Sultanımız burada makam olur. Makam. Belki de şöyle diyorum ben ona kalmıyor. Evet. Kaygısız Sultan'ın bir müridi belki de burada. Olabilir. Belki de öyle bile olabilir. Zaten kaygısız burada değil. Mısır ile gittiği belli. Öyle de olabilir. Tarih olarak bunlar zaten belli. Niye? 1358'de bura intişap edip 1399'da Kaygısız Sultan'ın 2-3 sefer hacca gidip döndüğü ve ondan sonra 40 dervişiyle burayı terk ettiği ve dergahını da Mısır'a kurduğu rivayet büyük. Evet. Dervişlerimize de ziyaret etmeden çıkmayız. Dervişlerimize de ziyaret etmeden çıkmayız. Ziyaretimizi ondan sonra tamamlayalım. Sizin sayenizde. İnşallah ya Muhammed yani. Eyvallah.